Evet, merhabalar. Leblebi Kokulu Şehir. Tavşan isimli hikaye kitabının ikincisi çıktı. İlk hikaye kitabında tavşanlı özelliğinde tavşanlının kültürü, tarihi vardı ve asıl gaye çocuklarımıza tavşanlıyı, yaşadığımız şehri daha yakından tanıtmaktı. Ve çok ilgiyle karşılandı. Tüm okurlarıma, minik okurlarıma teşekkür ederim. Tavşan halkına teşekkür ederim. Ciddi bir teveccüh oluştu. Ve bunun ikincisinin gelmesine gerektiğini düşündük. Ve sonrasında hikaye tavşanlı özelinde başlayıp ama bu sefer özellikle bizim ata topraklarımız, ecdat topraklarımız olan Domaniç, kuruluş toprağı da diye tanımladığımız Domaniç'e doğru hikaye kahramanlarımız, Hülya öğretmenin sınıfı, Mehmet Dede, Elif ve Emir ve arkadaşlarıyla birlikte güzel bir kuruluş gezisine çıkıyorlar. Aslında yine bu da ilk hikaye gibi gerçek hikayeden, daha doğrusu gerçek bir hayattan kurgulanmış bir hikaye. Çünkü pek çok kereler böyle öğrencilerimi gezdirmiştim. Biz ekmekçi dedemizden başlayıp da savcı beyimizden, arkasından mızıkçımızdan ve sarı kızdan devam edip Domaniç'imizin yaylalarından Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kadar böyle öğrenci gruplarıyla geziyorduk zaten. Ve dedim ki bu sefer hikaye bu şekilde devam etsin. Özellikle de küçük çocuklarımıza, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerimiz bu bölgeyi, coğrafyayı ve tarihi iyi tanısınlar hikaye kurgusu üzerinde. Ayrıca bu kitapta bir farklı bir şey oldu. Emir karakteri tarihe yolculuk yaptı ve çok önemli tarih kişiliklerle tanıştı. Osman Bey ile arkadaşlık yaptılar. Osman Bey ona ok atmasını öğretti. Arkasından Yıldırım Beyazıt dönemine gittiler ve Cennet Mekanı Sultan Abdülhamit dönemine bile gitti. Gitti geldi böyle çok da hikaye hakkında bilgi vermeyelim ama okuduklarında öğrencilerin hem tarihi daha çok öğrendikleri hem de coğrafyayı iyi tanıdıkları hem de yine keyifle okuyacakları bir kitap haline geldiğini düşünüyorum. Kitabı Tavşan'daki Kırtasiyeler başta olmak üzere internetten tüm kitapçılardan temin etme imkanları var. Ve özellikle de şunu da söylemek isterim. Yani tüm buradaki dinleyenlere, izleyenlere çocuklar bizim hazinemiz. Biz ev ev, kapı kapı, her evdeki, kapıdaki çocuğa ulaşmak zorundayız. Ve onlara bir millet sevgisi, tarih şuur vermemiz gerektiğini düşünüyorum bir eğitimci kimliğimle. İşte madem çocuklar hazine, çocukların yetişmesi için en güzel şey kitap olduğunu hala düşünenlerdenim. O yüzden çocukları kitaplarla buluşturma gayesiyle yazılmış ve sevgili velilerin de mutlaka gönül rahatlığıyla okutabilecekleri çocukların bir kitap olduğunu düşünüyorum.